Herkese merhabalar. Grafikler konumuzla beraberiz. 9. sınıfta öğreneceğimiz bu konunun içerisinde sizinle beraber histogram, çizgi grafiği, sütun grafiği ve daire grafiğine bakacağız. Ve biz bunların temellerini aslında 6, 7 ve 8'de atmıştık. Sütun grafiğini görmüştük. Aynı zamanda daire grafiğini görmüştük. 8. sınıfta bunların işte temellerini tekrar edip 9. sınıfa sağlam bir şekilde başlamak gerekiyor. Bunun için de 8'den 9'dan matematik hazırlık kitabımızda sayfa 160-170 arasını mutlaka tamamlayalım lütfen. Ve ardından 6 ve 7, 8'e tekrar etmiş olacağız. Ve bugünkü öğreneceğimiz konulara hadi bakalım başlayalım. Peki histogramın ne olduğunu anlatmaya çalışıyorum sana. Veri sayısı fazlaysa histogram kullanıyor. Mesela tonguç evlenmeyeyim. Onlarca, yüzlerce veri varsa biz bunları gruplandırmamız gerekiyor. Mesela diyelim ki bir sürü insan var. Herkesin notunu teker teker yazsak. Mesela sınıfınızda kaç tane öğrenci var tonguç evladım benim? 48. Evet, 48 tane öğrencinin her birisini sütun grafiğinde Ahmet'in notu, Ayşe'nin notu, Veli'nin notu, Kazım'ın notu diye yazsak gerçekten bu sütun grafiği sonsuza kadar gider. Ama biz ne yapıyoruz biliyor musun? Bunların bir kısmını diyoruz ki mesela 20 ile 50 arasında alanların sayısı bu kadardır diyoruz. İşte 50 ile 70 alanların sayısı bu kadardır diyoruz. İşte 51 ile diyorum dese. Ondan sonra 71 ile 100 arasında alanların sayısı bu kadar diyoruz. Yani biz bunları gruplandırarak birkaç tane sütun haline getirebiliyoruz. Peki açıklık dediğimiz şey çok önemli burada. İlk başta bir histogram çizebilmek için ilk başta açıklığı, yani maksimum değerle minimum değerin farkını bulmamız gerekiyor. Sonrasında da bu grup sayısını belirlememiz gerekiyor. Grup sayısı aslında kaç tane sütun olacağını gösteriyor. 1, 2, 3 tane sütun var ya, işte o zaman 3 tane grup var aslında demektir. Peki bazı sorularda tonguç evlenmeyeyim grup sayısından bize verir. Açıklık grup sayısına bölünüyor. Yani burada bulduğumuz açıklığı grup sayısına bölüyoruz. Hatta şöyle formülünü de yazayım sana. Açıklık bölü grup sayısı eşittir. Aslında bize genişlik olarak adlandırılıyor. Sen geniş bir insan mısın tonguç evlenmeyeyim? Çok large'ım hocam. Evet, saçmalama, ne diyorsun Allah Allah. Büyük olan iki doğal sayı genişlik olarak adlandırıyor ama doğal sayı olması gerekiyor. Unutma, küsuratlı falan filan çıkarsa onu doğal sayıya çevirmen gerekiyor. Sonra tablo yapıyorsun ve sütun grafiği çiziyorsun diyoruz. Mesela bir örnek. 9 A'daki öğrencinin notları 40, 44, 46 bilmem ne falan filan gitmiş. Şimdi bunun açıklığı nedir tonguç evlenmeyeyim biliyor musun? Maksimum değeri bunun 63. Minimum değeri 40. O zaman 63 eksi 40'tır diyebiliriz. 60 eksi 40'tan 23 çıkar mı tonguç evladım benim? Evet. Peki kaç tane grup olsun? Biz bunları 4 tane gruba bölelim. Hadi bunu da versin bize okul, yani hoca verecek bize. Diyecek ki orada 4 tane gruplu histogram çizin diyecek. O zaman ben de 23'ü 4'e bölmem gerekiyor genişliği bulabilmek için. Genişliği ne demek olduğunu şimdi anlatsam. 23'ü 4'e böldüğün zaman tonguç evlenmeyeyim 5,8 gibi bir şey çıkıyor işte. 5,8 gibi bir şey çıkıyor. Ama biz bunu en yakın doğal sayıya, yani ne yuvarlıyoruz tonguç evlenmeyeyim? 6'ya yuvarlıyoruz. Tonguç evlenmeyeyim. Dolayısıyla ben bunu 6'ya yuvarladığım zaman karşıma genişliğimizin 6 olduğu çıkıyor. Diyorum ki sonra gruplar oluşturuyorum. O zaman ben 40'tan 45'e kadar, bak 40'tan 40, neden 45 dedim? Sayalım hemen seninle beraber. 40, 41, 42, 43, 44, 45. Bak kaç tane oldu? 6 tane oldu. Altılı gruplar yapıyorum. Sonra 46'dan, bak dikkat et tonguç evlenmeyeyim, 51'e kadar. İstersen bunu da sayalım. 46, 47, 48, 49, 50, 51. Bak 6 tane genişliği olan bir grup oluştu. Ondan sonra 52'den tonguç evladım benim kaça kadar? 57'ye kadar çıkıyor. Ve 58'den de tonguç evladım benim 63'e kadar gruplar çıkıyor. Bak bu 4 tane grubu oluşturduktan sonra karşımıza şu geliyor. Bak 40 ile 45 arasında 1-2 tane adam var. O zaman 2 kişi var. 2 kişi var diyebiliriz. 46 ile 51 arasında 1-2 kişi var. 2 kişi var diyebiliriz. Peki 52 ile 57 arasında 1. Bunları sıralı yapmamış, çok özür dilerim. 40-45 arasında 2 kişi vardı. 46-51 arasında bunlar da var, özür dilerim. O zaman 4 kişi oluyor. 52-57 arasında tonguç evlenmeyeyim 52-57 arasında sadece 1 kişi var. Bu var sadece, başka bir şey yok. O zaman 1 kişi buradan diyorum. Ve 58-63 arasında 4 kişi var diyebiliriz. O zaman biz bu grupları bulduktan sonra diyorum ki hadi bakalım seninle beraber çizmeye başlayalım. 40-45 arasında 2 kişi var. O zaman diyorum ki bu 40-45 grubu, bu 46-51 grubu, bu 52-57 grubu, bu da 58-63 grubu diyorum ve bunların sütunlarını, bu 2 kişiydi, hop 2 kişi olarak çiziyorum. Bu 4 kişiydi. Hop 4 kişi olarak çiziyorum. Bu bir kişiydi, hop bir kişi olarak çiziyorum. Bu dört kişiydi, hop dört kişi olarak çiziyorum. Dikkat etti mi Tonguç Evren Bey'im? Her birisini kaç kişi ise ona kadar çıkardım. Bu 2'ye geldi, bu 4'e geldi, bu 1'e geldi, bu yine 4'e geldi şeklinde bir histogram yaptım. Eğlendin mi Tonguç Evren Bey'im? Bu son derece keyifli ve lezzetli bir konuydu. Çok güzel bir yorum yaptın. Çizgi grafiği dediğimiz şey ise aslında biz çizgileri aslında sürekli verileri göstermek için çizgi kullanıyoruz. Eğer sen artış veya düşüşleri göstermek istiyorsan aslında çizgi grafiği kullanıyorsun. Mesela sıcaklık değişimi. Sıcakta sürekli artışlar, inişler olur değil mi Tonguç Hocam? Evet, boy artışı sürekli artış oluyor mesela. Kilo artışı sürekli artış oluyor mesela. Veya bazen azalıyor. Kilon düşebiliyor falan. İşte bunları takip etmek için genellikle çizgi grafiğini kullanıyoruz. Ve sürekli veriler için kullanılır. Onu da yazmak istiyorum. Sürekli veriler için kullanılır diyoruz. Mesela sütun grafiğine baktığımız zaman ise farklı veri gruplarını karşılaştırmak için kullanılır. Karşılaştırmak demek de mesela Fenerbahçe'de Galatasaray'ın taraftarlarını karşılaştırmak. O zaman sütun Fenerbahçe'yi buraya yazarız, Galatasaray'ı buraya yazarız. Sütun grafiğiyle karşılaştırırız. Veya diyelim ki A şirketiyle B şirketinin karşılaştırılması için karının mesela. Bak 2017'de A şirketi yeşil 8 kar yapmışken B şirketi 12 kar yapmış. İşte o zaman 2017'de en karlı olan hangisidir? Tabii ki B şirketidir. Ama 2018'e baktığımız zaman ikisi de aynı kar yapmış. Ama 2019'a baktığımız zaman yine B şirketi A şirketini geçmiş. O yüzden işte böyle bir karşılaştırma yapmak için kullanılır. Notların karşılaştırması, yağışık miktarının karşılaştırması, kar değişimleri ve benzeri diyoruz. Daire grafiğine baktığımız zaman verinin bütün içindeki ağırlığını göstermek için kullanılır. Mesela mısır, pamuk, biber, domates. Sence hangisi daha fazla? Mısır mı, pamuk mu, biber mi, domates mi? Mısır. Nereden biliyorsun evladım, dangoz musun? Şuradaki açıyı bulmalısın. Mesela burası 160, 90 daha, 250, 30 daha, 280 eder. 360'tan geriye kalanı bulabilmek için 360'tan 280'i çıkartırsın Tonguç Eray abim ve domatesinin ne olduğunu bulursun. 360'tan 280'i çıkardığın zaman 80 derece çıkar. Ha burası 80 ama doğru söylemişsin, tebrik ediyorum seni. Gerçekten de mısır en fazlaymış. Hatta dikkat ettin mi? Mısır domatesin 2 katı. 160 ve 80. İşte bunları da görebiliriz. Mesela, ben renklerden yaptım hocam. Kırmızı mısır, yeşil pamuk. O da başka bir şey tabii ki. Mesela biber pamuk dediğimiz 90 derece. Biber dediğimiz 30 derecenin 3 katı. Yani pamuk miktarı biberin 3 katı şeklinde bazı yorumlarda yapabileceğiz sonuç olarak. İstenen kısmın miktarını bulmak için o kısmın merkez açısını 360 ile oranlamamız gerekiyor. Tabii ki bu da şeylerde kullanacağımız, partilerin oy dağılımlarında, ürün miktarlarında genellikle bu kullanıyor diyoruz ve bravo diyorum sana. Bravo. Çok güzel bir şekilde tamamladı. Ödül sorumuzu yap, yorumlara yolla. 9 sınıf vaktime gerek kalmadı. Evet, artık gerek kalmadı. Yatabilirsin.